Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bir parka gidiyoruz. Gezmek için gidiyoruz. Ama gezmek için gittiğiniz bir parkta nasıl 200 dolar kazanabilirsiniz? Onu göstereceğim size. Amerika'da kolay para kazanmanın yollarından bahsedeceğim. Merhaba. Hafta sonu için böyle birazcık hem yürüyüş yapalım hem de yeni yerler keşfedelim diye bir parka geldik. Gerçekten çok büyük bir parkmış. Önünde yine göl ve ileride göl denizle birleşiyor. Öyle bir yer. Şöyle şimdi şöyle geriye döndürerek size göstereceğim. Burada bir kamelya var. Orada oturuyorduk. Arkamda gördüğünüz yerde biraz daha aşağı doğru indiğimde insanlar orada balık tutuyorlar. İleride iskele var. Gene oradan balık tutuyorlar. Oldukça güzel, keyifli bir yer. Bir de tabii ki yani hafta sonu olmasına rağmen bu kadar hani rahat olması, boş olması da güzel. Rahatlıkla istediğiniz yere oturabiliyorsunuz, istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Çocuklarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz güzel mekanlardan bir tanesi. Rüzgarlı olduğu için videoyu çok uzun tutmayacağım, ancak size de göstermek istediğim bir şey var. Şu arkamda görmüş olduğunuz, görebiliyor musunuz? Apartmanlar, şöyle döneyim, evler, apartmanlar. Biz burada parka gezmeye geldiğimizde onları fark ettik. Şuradan şöyle daha nette karşıdan apartmanları görebiliriz. Arkamızda deniz var. Yani apartmanların önü deniz ve apartmanlar park içinde. Kendi otoparkları var. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi ben bunlar için size apartman diyorum. Bunlar iki katlı. Neden biz bunlara apartman diyoruz? Çünkü burada eğer tek bir ailenin yaşadığı yer değilse, yani müstakil değilse, kendine ait bir bahçe içinde müstakil değilse, diğer evlerin hepsine, bu şekilde toplu yaşanılan evlerin hepsine apartman deniyor. Zaten burada apartman dediklerimizde iki kat ve üç katı geçmiyor. Genellikle bu şekilde oluyor. Şimdi bu arkamda gördüğünüz yerde buranın girişi, şu şekilde gösterebilirim. Esas gösterme sebebimi de şimdi size anlatacağım. Evet, şurada bir yazı var, görebiliyor musunuz? 200 dolar. İşte bir odalı, iki odalı. Şuradan bahsediyorum. 200 dolar yazıyor. Bir odalı, iki odalı, üç odalı. Şuradan da köpek bakıyor. Apartmanlar bunlar. Bunlar bahçeleri. Biraz önce gösterdiğim yer park ve yine deniz. Şimdi size niye o apartmanı gösterdim? Neden o 200 dolar yazısını gösterdim? Ondan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Amerika'da kolay para kazanma yollarından bir tanesi. Biz şimdi buraya parka geldik. Orada kiralık yer olduğunu gördük. Ve oraya onu bir arkadaşımıza tavsiye ettik. Arkadaşımızı buraya getirdik. Arkadaşımız da buradan evini kiraladı. O 200 dolar kim tavsiye etmişse onun oluyor. Yani bu şekilde böyle gezdiğiniz yerlerde, tabii bu anlaşmanın olduğu kiralık yerler için söylüyorum veya satılık yerler için, emlakçı gibi orayı bulup da, görüp de, beğenip de arkadaşınıza veya bir tanıdığınıza uygun olduğunu düşündüğünüz yeri götürüyorsunuz. O da kiralarsa eğer, siz de kendi payınız olan o 200 doları almış oluyorsunuz. Sadece değil tabii ki bu böyle kolay para kazanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi burada. Eğer bir arkadaşınıza kredi kartı almasında ön ayak olursanız, yine kendi payınızı alıyorsunuz. Bir işe girmesine ön ayak olursanız, yine oradan kendi payınızı alıyorsunuz. Yani bu burada yaygın olan bir şey ve uygulanan bir şey. Özellikle de hani tabii öyledir, öyle olur mu gibi falan hani şeyler söylenebileceği için de özellikle de size o apartmanın önündeki yazıyı göstermek istedim. Bu tarz şeylerle hani birilerine işte referans olarak para kazanabiliyorsunuz.
ve yani herkes kazanmış oluyor aslında. Kazan kazan sistemi. İşe koyduğunuz arkadaşınız da kazanmış oluyor veya işte ev kiraladığınız da. O yüzden güzel ve kazançlı bir sistem diyebiliriz buna. Yani söyleyeceğim, belki ileride buraya gelenlerin dişine yarayabilir. Burada referans sistemi var. Telefon alırken de bu. Telefon hattı alırken de yine geçerli. Hatta ben bir videoda seyretmiştim. İşte Amerika'ya gelmiş birine yardımcı oluyor bir video çeken arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ve o kişiye işte kendi hattını aldığı yerden hat aldırıyor. Ve orada da zaten komisyonu neyse ya da işte o avantajı neyse bu işlemi yapmasından onu alıyor. Galiba orada da söylüyordu. Bu şekilde de kolay para kazanma yolları var. Böyle aklıma gelmişken kısaca bu konuyu anlatmak istedim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşça kalın.